Ya Resulallah tebaşet çümsedi ashab-ı kehf. Dahili cennet şerem der zümre-i ahbab-ı tu. O revedder cennetü men der cehennem keyra vest. O segi ashab-ı kehf vest men segi ashab-ı tu. Farsça okumamın sebebi şu. Bir hatıra olsun diye söylüyorum. Tam 1000 yıldır bu coğrafyadayız. Hele hele Konya. Yani Selçuklu'nun merkezi muhteşem bir ilim, kültür şehri ve başkent. Bir şehir, bir gün başkentse kıyamete kadar o heybet üzerindedir. Bunu Edirne'de görürsünüz, Bursa'da görürsünüz, Kahramanmaraş'ta görürsünüz, Konya'da görürsünüz, Sivas'ta görürsünüz. Başkent olmak başka bir şeydir yani. O heybet değişmez öyle kolay kolay. Konya'da öyledir. Bu 1000 yılın hikayesi nedir diye sorulursa, 3 lisandan beslenen benzersiz bir birikim. Arapça, Farsça, Türkçe. Ve buna öyle bir isim vermiş ki, ecdat çok enteresan. Arapça ilim dili, Farsça sohbet dili, Türkçe devlet dilidir demiş. Hakikaten de öyledir ama. Türkçe devlet dilidir. Son 1000 yılda yeryüzünde hükümran olmuş, imparatorluk seviyesinde en az 10 devletten bahsetmek mümkün. Küçükleri saymıyorum bile yani. Timur oğulları, Babil oğulları, Karahanlılar, Gazneliler, Selçuklular, Osmanlılar hepsi Türkçe. Ümmetin %20'si Türkler, Hazreti Peygamber için yazılan şiirlerin %80'i Türkçe. Yani muhteşem bir birikim söz konusudur da biz işte son yıllarda biraz böyle kafamız karıştığı için ben okuduğum Farsça şiirin anlamını veriyorum. Türkçesini, tercümesini, mealini. Şair diyor ki, Ya Resulallah, seherlerde elini aç. İnsana el açmak çok kötüdür de Allah'a el açmaktan iyisi yoktur. Tek elini açma, iki elini aç. Allah'tan iste. Çünkü insandan istediğin zaman durum şu. Verse minnet, vermese zillet. Allah'tan iste. Verse nimet, vermese hikmet. Her durumda kazanırsın. Her durumda kazanırsın. Sen Allah ile arayı düzelt. Sağa sola minnet etme. Boşuna kendini yorma. Eğer bir işin ters gidiyorsa, herhangi bir aksilik varsa, evlat söz dinlemiyorsa, konu komşuyla aranda sürtüşme varsa, emin ol sebebi hiç değişmez. Allah ile arayı bozmuşsundur. Düzelt, her şey düzelir. Sen Allah ile arayı düzelt. Geçer. E niye ağlıyorsun o zaman? Vallahi şu koltuğa 2 dakika oturdum, yediğim dayağa bak. Sen ömrünü orada geçiriyorsun. Ben sana ağlıyorum dedi. Eğer 2 dakika oturanı böyle dövüyorlarsa, ömür boyu orada oturana bilmiyorum ne yaparlar. Vallahi senin işin zor. Harun, senin işin zordu. Ben sana ağlıyorum.